Arkadaşlar merhaba. Bugünlerde fazla bir aradayız ama olsun, epey bir müddet size bir şey yayınlamamıştım. Onların acısı çıkmış olmuş olsun. Şimdi size böyle bir şapka elime geçti, yine gördüm tabii. Ve kendime hemen yapmak istedim ve bir tane yaptım her zamanki gibi. Yeni başladık bu olaya da sonucunu gösterip öyle çalışıyorum. Börk diye deniliyor bu şapkaya. Yani benim işime yarar, takarım. Eşim takar, ne bileyim oğlum takar. Herkes takabilir, çok güzel. Bir de takayım siz de görün. Bunu biraz fazla yaptım, 8 parçadan yaptım. Aslında isteyenler 6 parçadan da oluşuyor ama işte herkesin kafa şekline uysun diye 8 parçadan çalıştım. Şöyle takıyorum, böyle. Çok hoş bir şey. Eminim beğenenler olacaktır. İşine yarayanlar olacaktır. Benim çünkü gerçekten işime yaradı. İstiyordum böyle bir şeyi, şöyle takıvereyim diye. Bunlar internette satılıyor. İnanın 150 liraya bile var. Ben yaptım. Yaparım. Hadi şimdi birlikte çalışalım. Birlikte yapalım. Eminim siz daha da güzelini yapacaksınız. Başlayalım şimdi. Ben kameradan çıkıyorum. Ölçüleriyle birebir vereceğim. Dikimini de göstereceğim. Eminim hepiniz kolay kolay yapacaksınız. Çocuklarınıza, kızınıza, eşinize, dostunuza. Evet, başlıyoruz. Şimdi şunu hemen ayarlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen gözlüğümü de takıyorum ve birebir ölçülerini veriyorum. Buna kalıp çalıştım. Çıkarttım kalıbını çünkü kalıpsız olmaz. Bu kalıp için size ölçülerini birebir vereceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi bu eni 10 santim. Bunu bu kafanın çevresini belirleyecek. Dolayısıyla böyle birer santim büyütüp veya birer santim küçültebilirsiniz kafa çevrenize göre. 10 santim. Şurada bir yükseklik var. Bakın düz burası. 7,5 santim. Aynı karşısı öyle 7,5 santim. Sonra tam bu 10 santimin ortasını buluyorsunuz. 5 santim. Tam oradan çizgi çizin siz. Ben çizmedim. 5 santime 12 santim diye ortalıyorsunuz. Buradan da tekrar öyle 12 santim diye ortalıyorsunuz. Yani ortaladığınız zaman kesiştiği yer sivriliği ortaya çıkaracaktır, emin olun. Mezon düştü. Dolayısıyla böyle. Yine ben şuranın yüksekliğini de veriyorum. 18 santim. Bakın bu da 18 santim. Bunu zaten 10 santime yarıya böldürüp de 18 santime koyup sonra böyle böyle yaptığınız zaman bu olayı bitirmiş olacaksınız, emin olun. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi bakın bunun içine astar da çalışabilirsiniz ama ben kalın kumaştan yaptım. Kalın kumaştan yaptığım için daha çok kabalık vermemek için astar çalışmadım. Ama siz aynı şekilde astar da koyup iki tane bere yapıp kafa kafaya dikip astarlayabilirsiniz de. Şimdi bu kürkün ölçüsünü veriyorum. Bakın bu kürkün ölçüsü de şu şekilde kafanıza göre, herkesin kafasına göre. Yani bunu böyle kafanıza yapıp bakın ben şu anda şöyle yapıyorum ve elimi tutup kesiyorum. Çünkü benim kafama burası yeterli. Yine de ben bunun ölçüsünü hemen size vereyim. Ne kadarmış diye. 55 santim. Bakın bunun yüksekliği de 10 santim ama bu çift kat. Yani bunu 20 santim yapacaksınız. Sonra da bunu ikiye katlayıp dikiyorsunuz. Kalan 10 santim. Şu olay. Yani böyle çalışıyoruz. Çevirdiğimiz zaman kasketimizin görüntüsünü ortaya çıkarıyoruz. Hemen kesimine başlıyorum. Ve hemen de dikeceğiz. Birlikte çalışacağız. Bakın. Evet. Bir. Şöyle yapıyorum. İki. Üç.
ve 4. Arkadaşlar bu kumaşım benim altını çift kat, 2 kat, yani altta da bir katı var. O yüzden 4 tane benim işimi görüyor. Kalıbımızı kaldırıyoruz. Evet. Çok güzel yorumlarınız oluyor. Gerçekten yani çok aşırı mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu benim hobim. Hiçbir maddi geliri en azından şu anda yok. Umarım şöyle milyonlara ulaşırız falan. Tabii öyle bir şey yok. Hayal. Çünkü dikişi ne kadar önemsenir. Onu bilemem. Bu benim hobim. Seviyorum. Oyalanıyorum. Bir şeyler üretmek hoşuma gidiyor. Sizinle de paylaşmak da hoşuma gidiyor. Güzel yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Bakın bu makas çok güzel. Böyle kesiyorum. Ve sülfeye yapmak bitiyor. Yani makinede bir daha uğraşmama hiç gerek yok. Süper. Umarım sizin de elinize geçer alırsınız. Tavsiye ederim. Her türlü kumaşı bakın çift kat ve kalın bir kumaş kaşe gibi. Gibi değil kaşe. Çift kat olduğu halde çok güzel de kesiyor. Tavsiye ederim. Sülfüre derdinden kurtarıyor yani. Beni en azından çok kurtardı. Evet arkadaşlar bu kadar. Bakın olay bu. Olay bu. Ve dikimine geçiyorum hemen. Çok fazla bir vakit yok. Hemen vaktimizi almıyor demek istedim yani. Şöyle kendimizi ayarlıyoruz. Şunu sormuş arkadaşlar. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Aslında bunu ekmeklik diye yapmış. Ama o tek tek ekmekleri üzerine koymayı planlamış. Ama ben böyle makaram benim durmuyordu. Bunu koydum. Böyle kullanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Ben bu dış tarafı böyle rengi daha çok hoşuma gittiği için bu tarafı kullanmak istedim. Aslında bu taraf da kullanılır ama ben böyle ya da böyle mi kullansam bilemedim. Birden kararsızlaştım. Yo yo ben öyle kullanacağım. İç tarafı kahverengi olsun. Evet şimdi hemen dikiyoruz. 1 santimden dikiyorum arkadaşlar. Makinem benim. Evet şöyle bir yeniden gireyim. Biraz buna uygun olan ipimin şeyi kalın, normalden daha kalın. Neyse atlattık. Evet bakın o köşeye geldim ve durakladım. Hemen iğne aşağıda ve bir dönüş yaptım. Yani orada bir köşeleri belirledim. Yarım santim dikiş payıyla dikiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlarda şu anda şey kullanmayacağız. Yani hiçbir şey. Kesme, sülfili, overlock hiçbir şey kullanmayacağım için. Yine alttan başlayalım. Evet. Önce ikişer parçayı birbirlerine ekliyorum. Evet. Dediğim gibi yarımşar santimden dikiyorum. Ters çeviriyorum. Aslında tersinden kesseydim hiç çevirmeden tak tak birleştirecektik. Olsun. Evet. Çok çabuk pratik. Yine söylüyorum bakın benim yaptığım her şey size sunduğum. Para kazanabileceğiniz şeyler. Bunları yapıp satılabilecek şeyler. Çok da çabuk oluyor. Ve çok da pahalıya satıyorlar. Siz o kadar pahalıları satmayın. Makul fiyatlara satın. Çünkü ticaretin de böyle çok aşırıya satışlarını
Evet, şimdi bunları şu şekilde önce birleştirdim. Şimdi bu birleştirdiğim yerlere buradan çima çekiyorum. Bu şekilde şimdi çimalarımı çekiyorum. Çünkü hepsini bir arada çekilmez. Mutlaka yani çalışmanızı benim yaptığım stilde devam. Aa, burada şey varmış. Neyse artık oldu. Kumaştı. Umarım çıkar. İplik şeyi. Dediğim gibi arkadaşlar, benim çalıştığım stilde çalışmanız gerekiyor bu şapka için. Önce böyle birleştirip sonra çimasını çekiyorsunuz. Tane daha kaldı. Evet, şimdi dördünü bu şekilde bitirdik. Ne yapıyoruz? Şimdi ikişer hale getiriyoruz. İki parça halini. Şimdi bu ikisini birbirine yeniden. Yine aynı. Döndürüyoruz. Şimdi bakın, bunlar hepsi bir araya toplanacak. Yine hep yarım santimden. Uçlar mutlaka birbirine denk gelsin. Evet. Şimdi bunu şu anda 4 parçayı da 2'ye indirdik. Yine böyle birleştiriyoruz. Evet. Yine aşağıda çeviriyoruz. Çok hafif bir döndürüyoruz. Çok da büyük köşe değil bu. Ama yine de hafif bir meyillik var yani orada. Evet. Şimdi hemen yeniden çimasına çıkartıyoruz ve çimasını çekiyoruz. Evet. Evet. Çok az kaldı. Artık bitiri giriyoruz. Umarım sabredip hala beni seyrediyordur arkadaşlarımız. Evet. Şimdi iki parça haline geldik. Şimdi bunu da birleştiriyoruz. Bakın. Pardon. Burası şimdi biraz tehlikeli. Çünkü bütün olayların toplanmış olduğu yer. Elimizle devam edelim. Makine bize lazım. Bir börke harcamayalım. Tamam.
Şimdi arkadaşlar yeniden bu birleşen yere çimamızı çekeceğiz. Ve şapka olayımız Türk takımına kalmış olacak. Umarım güzel seyrediyorsunuzdur. Bayağı bir makinamız zorluyor. Tam ortası, siz de dikerseniz benim gibi elinizle çevirin. Bunun o veya bu şekilde dikilmesi gerekiyor. Evet, çıktım orada. Her zamanki gibi mutlaka telefonumda bir problem çıkıyor. Şimdi de pili bitiyormuş. Şarjlı yani. Altın bir problem olmuş. O kötü yerinde altın bir problem olmuş. Evet. Altın bir kopmuş. Oysa ki o kadar kalın bir yer ki inanın nasıl koptuğunu şaşırdım artık. Anlayın ne kadar sert bir yer orası. Şimdi artık yumuşamıştır. Dikebiliriz. Evet. Şapkamız şu şekle geldi. Evet. Dediğim gibi bunu aslında altılı da yapılabilir. Ama ben işte 8'li yaptım. 8'li göstermek istedim. Şöyle altılı da yapabilirsiniz yani. Ama dediğim gibi elimdekini 8'li yaptığım için size 8'li göstermek istedim. Şimdi bunu da bakın böyle açıyorsunuz düz ve dümdüz dikiş çekiyoruz. Evet. Hemen torba haline getiriyoruz rulo. Bakın. Şimdi bunu şu şekilde yüzünden koyacağız. Bunun şu şekle gelmesi için yüzünden koyacağız arkadaşlar. Hemen herhangi bir yerinden, çünkü her tarafı aynı olduğu için yedire yedire yalnız dikeceğiz bunu. Evet. Şöyle iğneleyerek de dikebilirsiniz ama ben her zamanki gibi böyle pratik takılıyorum. Siz ama iğneleyebilirsiniz. Şey gibi, hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın gibi. Bunu komple buna bu şekilde yedireceğiz. Yerleri, evet, kürk ve 4 kat 5 kat olmuş oluyor hepsi üst üste.
arkadaşlar. Polo isteğin anında şu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi böyle bunu yapıp başımıza takıyoruz. Daha zarif bir kumaştan da yapıp çalışabilirsiniz. Ben olduğu gibi kaşe kumaştan çalıştım bunu da. Evet, şu şekilde. Kendimi de görmüyorum ama yine de sizinle bir paylaşalım nasıl olduğuna dair. Evet, böyle. Arkadaşlar, beni takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Terlemiş olabilirim. Kendinize çok iyi basın. Beğeni butonuna da basın, bakın, basın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere.